Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar dostlar. Bu hafta sizin için harika bir ürünüm var. Özellikle bisiklet turlarınızda sıcak kahve ya da çayınızı yanınızdan eksik istemiyorsanız, bikepacking ile uğraşıyorsanız yer kaplamayacak, kendi küçük ama işlevi çok büyük bir kamp ocağımız var. RS 3000T kamp ocağı. Araştırmalarıma göre üzerindeki ayaklar %60 oranında titanyum alaşımından yapılmış ki bu ocağın neden bu kadar hafif olduğunu açıklıyor. Bu ocağın en güzel yanı yer aramıyorsunuz. Oraya mı koysam buraya mı koysam derdiniz yok. Katlandığı zaman o kadar küçük hale geliyor ki arka cebinizde bile kolayca taşıyabiliyorsunuz. Bu ocağın üzerinde 3 adet ayak bulunuyor. Bu ayakların genişliği 82 milimlik bir çapa sahip ki bu ne demek oluyor? Dar, yani titanyum bardaklarla da bu ocağı hiç sorunsuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca piyasadaki tüm vidalı kartuşlarla uyum sağlayan bir ocak. Bu ocağın ağırlığı hakikaten 25 gram. Yani piyasada bulabileceğiniz en hafif kamp ocağı bu. Ocağın kullanımı çok basit. Tüpünüzü alttan monte ediyorsunuz ve üzerindeki valve ile istediğiniz oranda ateşinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu ocağın en çok dikkatimi çeken özelliklerinden biri ateşi dik vermesiydi. Tasarım itibarıyla diğer ocaklara nazaran rüzgardan biraz daha az etkilenecek şekilde tasarlanmış bir kamp ocağı bu. Hadi şimdi hep beraber gelin şu Stanley'in içine 500 mililitrelik bir su dolduralım ve ocağımız orta ateşte bunu ne kadar zamanda kaynatıyor kendimiz görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım litre suyumuzu bu ocakla altını çizerek söylüyorum. Orta ateşte 5 dakika gibi bir sürede kaynattık. Yani bu şu demek oluyor. Uzun turlarınızda, günübirlik uzun turlarınızda, normal kamplı uzun turlarınızda, 10 dakikalık molalarınızda bu ocak sizin işinizi fazla fazla görecek demektir. Bu ocak bana nereden geldi? Gearbest incelemem için gönderdi. Fakat bu ocaktan bende bir adet daha vardı. Kullanıyordum zaten. Bu ocaktan satın almak isteyen arkadaşlar için aşağıya açıklamalar bölümüne ürünün linkini ve indirim kuponunu ekliyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar.